Galiba basın mensupları basın toplantımıza hoş geldiniz. Hocamızdan genel bir değerlendirme edeceğiz. Sonrasında soru cevap kısmına geçebiliriz. Buyurun. Hepiniz hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. Tabii bir kupa ve tur maçı oynadı. Tek maçtı kendi sahamızda. Oyun planımıza göre rakibi sahasına çıkarmadan etkili ataklarla maçı kazanmak istiyorduk. Bu isteğimiz oyuncuların iyi niyeti sahaya düşündüğümüz gibi yansımadı. Ne hücumda etkin atak yapabildik ilk 15 dakika. Ne de rakibi hiç karşıladık. Temaslı hiç oyunumuz yoktu. Sayımız fazla olmasına rağmen goller yedik. Bu sıkıntımız zaten vardı. Bunların düzeldiğini düşünüyordum. Ama daha sonra kötü başlanan oyun iyi bitti. İyi de işler yapıldı ondan sonra. Daha sonraları. 4-3-2'de bir tane pozisyon derinlemesine verdik. 4-2'den sonra da pozisyon yoktu ama yine rakibin oynamasına izin verdik. Biz rakibe biraz daha yakın olduğumuzda ve topu da iyi kullandığımızda baskıyla beraber iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Bugün hataları yaptık. Zaman olarak daha az sürede yaptık ama rakip de bunu kullandı. Bizim hatalarımız kadar rakibin de iyi oyunu ki bunu da zaten biliyorduk. Her ne kadar ikincilikte olsa da orada liderler o ligin üstünde oyun oynayan bir takım. Kendine güvenleri var, rahat oynuyorlar. Hiçbir baskıları yok. Kendi sahalarında oyun kurarak, topa sahip olarak çıkmaya çalışıyorlar. Buna biz de izin verince, onlar da her geldiğinde etkili oldular. Bizden daha az atak yaptılar ama iki tane çok rahat gol buldular. Bizim sayımız fazla olmasına rağmen defansta. Bu da büyük bir eksikliğimiz. Ama daha sonra oyuncularımızın gerçek kimliğiyle hem top kazanmadı, hem topu kullanmadı, etkili olması, hem pozisyonlar ürettik, hem de goller attık. Ama tekrar söylüyorum, oyunumuzdaki eksikleri de bir kez daha görmüş olduk. Bunu tekrar konuşacağız. Eldeki oyuncuların savaşanın bugün itibariyle baktığımız zaman en iyilerini hafta sonu kullanmaya çalışacağız. Çünkü bu dönem öyle geçeceğiz. Yani bu dönem yani oyuncunun verimine göre oynatmak durumundayız. Yani orada bir hayal etmek durumunda değiliz. Çünkü her maçımız final. Bugün de finaldi. Ama 2-0'dan geri dönebiliyorsalar bu rakip kim olursa olsun diğer rakiplere karşı da hiç gol yemeden kazanmak durumundayız. Ona geçtiğimizde rahatlayacağız ama şu anda istediğimiz oyun şekli tam oturmasa bile bugün bir tarafından eksi ama artıları da olan bir oyun olduğu için tamamen olumsuz bakmıyorum. Bunları çoğaltacağız. Ogün Şahinoğlu Sabah Gazetesi. Hocam daha önce bir basın toplantısı yaptığımızda Cenk Tosun'la ilgili Cenk'i kanatta kullandığınızda aslında onu biraz daha Vegors'un yanında içeride ceza sahasında kullanmak istediğini söylemiştiniz. Bugün Cenk santrafora geçip forveti çiftlediğinde goller de gelmeye başladı. Bu ileriki maçlar için bugünkü Cenk Vegors ikilisinin yan yana oynaması diziliş açısından da bir ışık verdi mi? Şimdi burada tabii sadece Cenk üzerinden değil, forvette olan bugün ilk başlangıçta Redmond, Cenk, Delali ve Jackson Mulaka'yı dördünü birden değiştirerek oynatmayı düşündük. Ama ne etkili olduk. Gol de kaçırdılar. Cenk de Mulaka da dahil. Yani pozisyon vardı. O goller olsaydı belki ilk yarıda 2-2, 3-2 de olacaktı yani. Ama çok iyi oyun var mıydı? Hayır. Ama buna rağmen vardı o pozisyon. Bugün Jackson Mulaka konuda gayretli ama gol pozisyonu da etkisizdi. O da bir sıkıntı oldu. Cenk de ilk yarı kaçırdı gol ama golcülüğünü konuştu. Onu kenardan da içeri girdiği zaman yapıyor. Santrafor'u yanında da arkasında da yapıyor. Yani mümkün olduğunca yakın olmaları sadece arkasında yanında olmalı diye açıktan da içeri girebiliyor. Çünkü o zaman beki çıkarabiliyoruz. O bakımdan sıkıntımız yok. Ama iyi tarafları bir tanesi Cenk de bunu yapıyordu. İşte Jackson Mulaka'da. Şimdi geldiği zaman tam hazır olduğu zaman Vegors da yapacak. Rakibin de çıkmasına izin vermediğimiz zaman ki bunu ikinci yarıda çok fazla yaptık. Orta sahada gelsin Necip'le top kazandık. Rakip sahaya girdik. Yani rakip çıktığı zaman pozisyon bize geliyor zaten. Onu da durdurmak gerekiyordu. Ama etkin olarak Vegors, Jackson Mulaka, Cenk, Dele, Redmond, Kevin bunlar gol atmalı, attırmalılar. Zaten özellikleri itibariyle onlar var. Bugün mesela Kevin Enko'da attı ama bir tane altı pasla 18'in içerisinde vursa gol oradan pas verdi. Yani onlar da kendini arıyor. Milli takımda olan oyuncularımızın şu anda ufak tefek sıkıntıları var. Atiba'da olsun,
Vegas'ta olsun, Enkudu'da, yani çünkü bir turnuva geçirdiler. Ondan sonra bir ara verdiler. Şimdi geldiler ki zaten Roman Saiz de şu anda yok sakatlığı itibariyle. Bunların ne bileceğini de biz de bilmiyoruz. Çünkü bizimle uzun süre çalışamadılar. Geldiler ama faydalanacağımız oyuncular. Orada da bir sıkıntımız var. İşte dediğim gibi bugün için en güçlü, en verimli oyuncuları kullanacağız. İşte bu dönem her maç böyle yeniden yapacağız ve başarılı olmaya çalışacağız. Başka sorusu olan? Tamam. Tamam. Peki. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Tamam.